Evet. Kazanım 28'deyiz. Şimdi verilen Öner benim karşıtı. E karşıt neydi? P ise Q'nun karşıtı. Q ise P. Yani yer değiştirecekler. Karşıt da karşıya geçecekler. O zaman sağ taraf sola geçecek. Yani bazı x eleman R x artı 4 büyük eksi 2. Nerede bu? Bakıyorum bazı x elemanları x artı 4 büyük eksi 2. Burada var. Bir de burada var. Diğerlerini eledim? Tersini falan almıyorum. Sağa sola. E, sağ, solda sağa geçecek. Yani her x eleman ne için? x kare eşittir 3. Her x eleman ne için? x kare eşittir 3. Cevap C oldu. Sağla sol yer değiştirdiği zaman C seçeneği olduğu rahatlıkla görebiliyorum. Karşıtı dediği için. Tersi. Şimdi tersi neydi? Bunların sırayla değillerini alacağım. Ben. Çünkü neden? P e ise Q. Bunun tersi neydi? P'nin e değil ise Q'nun değil. O zaman şimdi tersini alıyorum. Bir kere her x eleman ne? Bunu, şey, bazı x eleman neyinin tersi. Her x elemanı ne olacak? Bazıları siliyorum. Bunun tersini alıyorum. Her x elemanı ne oldu? x küp bu eşit değil ya. Şurada şöyle yazayım. x küp eşittir x kare olacak. Neden? Değilini alırken x'in değilini almam. Sadece niceleyicilere bakacağım. Eşit değilin. Değili eşit olacak. Yani burada x küp eşit x kare olacak. Her x elemanı ne için? x küp eşittir x kare. E de gitti. Burada eşit değil demiş. A ve B kaldı. Sol tarafı hallettik. Sağa gelelim. Burada her x eleman z var. Değilini aldığım zaman bazı x eleman z olacak. Tamam. x küçük eşit mutlak değer x bunun değili x büyük mutlak değer x olur. Çünkü neden? Küçük eşittirin değilini alacağım. Cevabım b oldu. Bak burada büyük eşit demiş. Burada büyük demiş. Büyük eşit değil. Küçük eşitin değili Büyük olur. O yüzden cevabım ne oldu? b oldu. Önermesinin karşıt dersi. Şimdi karşıt dersinde hem yer değiştirecekler hem değillerini alacağım. Yani şuranın alıp sola yazacağım. Herin değili şey en az M en az bir M elemanı ne için? Bazı M elemanı ne? Bunun değili tersinin değili A olacak. Her M elemanı ne için? M eşit eksi 1 demek. Bunun değili M eşit değil eksi 1. Bunu sola yazdım. Karşıt dersini alıyorum ya. İse sağ tarafa geldim. Sağ tarafta ne olacak? Herin değili en az olacak. En az bir tane A eleman R var. A küp küçük eşit 4. A küp Küç e, büyük eşit 4 pardon. Büyük eşitin tersi küçük 4. E, bu durumda cevabım nerede bakıyorum. Her m eleman ne için? M eşit değil eksi 1. Tamam şuraları gitti. Şurası var cd. Sağ taraf ne olacak? En az bir tane r için aküp eşittir 4. Zaten cevabım e oldu. Hem yer değiştirdim hem tersini aldım. Değilini aldım yani. Önermesinin karşıtı. Şimdi bu önerme ne? Bunu, e, P veya Q. Doğru mu? Şimdi bu önermenin karşıtı demek için ben bunu şöyle mi yazmam lazım? P veya Q aslında P'nin değili ise Q. Bu önerme bu normalde. P'nin değili ise Q. Neden? Bunun normalde ise'yi veya'ya çevirirken ne yapıyorduk? Birincinin değili, P'nin değilin değili P veya ikinci Q. O zaman bu P'nin değili ise Q. Bunun karşıtını al diyor. E bunun karşıtı nedir? Q ise P'nin değili. Yani şu Q önermesi sol tarafa geçecek. Sol taraf aynı Q olacak. Her X eleman Z için e, X kare büyük X X kare büyük X üzeri 4. A'da var bu. Bir de D'de var. Diğerlerini eliyorum. Yani sağ olduğu gibi Q sola geçti. A ve D. Şimdi diğerine geçelim. P'nin değil olacak. Yani, yani bu P'nin değilini alıp sağ tarafa yazacağız. Gibi düşünebiliriz. Doğru mu? Ama bir de bağlacım zaten ise olacak. Zaten A olmayacağı belli. A'da veya bağlacı var. P, Q ise, Q ise, bu P'nin değili bakalım. Herin değili bazı, en az doğru. X küp eşit eksi birin değili, x küp eşit değil eksi bir. Bu da doğru. Q ise P'nin değili. D seçeneği oldu. Cevabım D oldu ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. <laughs>